Merhaba arkadaşlar, Akıllı Uygulamalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere mobil telefonla YouTube'da video küçük kapak resmi yapacağız arkadaşlar. Bunun için videonuza uygun bir kapak resmi buluyorsunuz Google'dan. Boyutu önemli değil, boyutunu programın içinde ayarlayacağız zaten. Boyutu 16:9 olmalı, onu nasıl yapılacağını da göstereceğiz. Öncelikle Google Play'den indirmiş olduğunuz PixArt uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Uygulama bu şekilde açılıyor. Uygulama açıldıktan sonra buradaki artı butonuna basıyoruz ve düzen kısmına geliyoruz. Düzen kısmına geldikten sonra şuradan yakın zamandaya tıklayıp galeriyi seçiyoruz. Galeriden de uygun kullanacağımız fotoğrafı seçiyoruz. Evet, fotoğrafı seçtik. Bu kısımda bizim şunu yapmamız lazım. Araçlar bölümüne girip kırp bölümüne girmemiz lazım. Burada 1/1, 4/3, 3/4 gibi seçenekler var. Biz burada 16:9 formatını seçmeliyiz. 16:9'u seçtikten sonra sağ üstteki tik işaretine tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi fotoğraf geldi. Buradan T kısmına, yani metin yazma kısmına tıklıyoruz. Buraya akıllı uygulamalar, bir alt satıra geçiyoruz. Telefon. Tavsiyeleri yazıyorum ben. Siz ne yazmak isterseniz onu yazabilirsiniz. Sonra buradan sol tarafa tıkladığınızda yazı sola dayalı, sağ tarafa tıkladığınızda yazı sağa dayalı çıkar. Ortaya tıkladığınızda yazı ortada, ortalanmış bir biçimde bulunur. Yazıyı yazdıktan sonra sağ üstteki tike basıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra buradan yazı karakterimizi seçeceğiz. Ben şu yazı karakterini seçiyorum. Ve sizin daha iyi görmeniz için rengi de siyah yapayım ki daha iyi gözüksün. Evet. Yazı tipini seçtik. Şimdi bu yazıyı fotoğrafa ortalıyoruz arkadaşlar. Fotoğrafın tamamına yazı yayılsın istiyoruz. Hatta küçültebiliyorsanız küçültebilirsiniz. Büyütebiliyorsanız da büyütebilirsiniz. Fotoğrafın durumuna göre, fotoğrafın şekline göre. Bu şekilde ben akıllı uygulamalar telefon tavsiyeleri diye yazdım. Aşağı yukarı ortalamış olduğum yazıyla. İsterseniz biraz büyütebilirsiniz. Şöyle tam ekran olabilir. Evet. Yazı fotoğrafa oturdu. İstersek yazının rengini başka renklere dönüştürebiliriz. Kırmızı, pembe veya işte mavi tonlarını, mavinin üstüne mavi gözükmeyecektir ama bu şekilde değişik tonlarda yapabiliriz. Biz yine siyahı seçelim. Siyah şu an tam belli oluyor. Opaklığını seçebilirsiniz yazının. Şeffaflaşması, bulanıklaşması veya net olması. Buradan sağa sola kaydırarak seçebilirsiniz. Daha sonra fırça veya işte gölge gibi özellikler var. İsterseniz bunları da yapabilirsiniz. Yazıyı tamamladıktan sonra sağ üstteki tike basıyoruz arkadaşlar. Tekrar sağ üstteki bölüme basıyoruz. Oka. Ve yazı karşımıza geldi. Bu şekilde gözüktüğüne bakmayın. Kaydedince bu şekilde gözükmeyecek. Hemen sol altta özel kaydet bölümü var. Buraya basıyorsunuz. Ekranda özel olarak kaydedildi yazısını gördüğünüzde kaydedilmiş oluyor. Şimdi galerimize gelelim. Bakalım nasıl kaydedilmiş bizim fotoğrafımız. Hemen PixArt klasörüne gelir arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi tam yaptığımız gibi. Şöyle büyütelim biraz. Özel olarak küçük resim videonuza yüklediğinizde bu küçük resmi tam olarak belli olacaktır. Daha büyük fotoğraflar seçerseniz yapmak için, bakın yaptığım diğer fotoğrafları da göstereyim. Şu şekilde, şu şekilde, siyah bir zemin üzerine bu. Bu daha başka, buna benzer şekillerde akıllı telefonla YouTube video kapak resmi yapabilirsiniz. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.